Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibina kulam, tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görenler sohbetinin 3. bölümüyle devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerimiz, sizler de bilirsiniz ki Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin ihvanlarının hemen hemen hepsi Resulullah Efendimiz'i rüyasında görürler ve görmüştürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmelerinin en büyük sebebi Seyyid Muhammed Ali Hazretleri mürşidimiz bizi kendine değil, bizi Resulullah Efendimiz'e ve Allahu Teala'ya bağladı fıtrat geneli. Onun için manaya göçtükten sonra hiçbirimiz onun ızdırabını kalbimizde duymakla beraber yolumuzdan ayrılmadık. Zaten hakiki mürşitler kendine değil ya Resulullah'a ya da Allah'a bağlar müridini. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri de böyle bir zattır. Bunun diğer bir ispatını da şöyle söyleyeyim. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri manaya göçtü. Biz de kendimizdeki olan noksanlığı tamamlamak istedik. Ne noksanlık vardı derken, bir insan pir de olsa babaya muhtaç imiş demişler. Olur ya, bir bilmediğimiz varsa bir bilene de danışalım. Bizim babam manaya göçtükten sonra en kuvvetli, kamili mürşit, hatta kamili mükemmel mürşit olan Mahmud Efendi Hazretlerine dedik gidip intizap edelim. Neyse, zahiri çok araştırdım, bir yol bulamadım zatına. Bir gün manevi olarak huzuruna çıktım. Selamun aleyküm sultanım, aleykümselam dedi. Sultanım, biz sizi ziyarete gelmekle beraber size intizap etmek istiyoruz. Niye dedi? Dedim efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halifelerinden, Allahu Teala'nın yeryüzündeki varislerinden Seyyid Muhammed Ali'nin talebesiyim. O manaya göçtü. Ben de kendimde bazı noksanlıklar olduğunu düşündüğüm için size geldim. Sizle yol yürüyeceğim. Niye bana geldin dedi. Madem mürşidin manaya göçtü, neden bana geldin demek istedi. Dedim ki sultanım, Ali Haydar Hazretleri manaya göçünce siz de pirimiz İhramcı Zade Hazretlerine gitmişsiniz. Efendim, ben yolda kendimi noksan hissediyorum, sizle tamamlanmaya geldim demişsiniz. O da demiş ki Mahmut, git İsmail Ağa'da görevine devam et, ben buradan çırana üfülerim. O yüzden size geldim. Bunu söyleyince Mahmut Efendi bekle dedi, derin bir rabıta yaptı. Gözünü açtığında bana dedi ki evladım, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlısın, ondan yol yürüyeceksin. Senin bizimle işimiz yok. Senin bizimle işimiz yok. İşin yok. Allah işin rast getirsin. Bunu zaten biliyordum. 95'te Seyyid Muhammed Ali Hazretleri beni Düzce'ye gönderirken dedi ki bak Engin Efendi, artık Resulullah Efendimiz'e rabıta yapabilirsin ve ona devamlı rabıtanı yap ve artı müritlerin rabıtasına girebilirsin. Bu yetkileri sana veriyorum. Al kabul et. Olsun, ben yine de bir büyüğe intizap etmek gereği duydum. Bunun sebebi ne? İbrahim Hakkı Hazretleri Cennet Mekan buyurur ki bildiğiniz bir büyük mürşit varsa ona intizap edin. Hem yükü hafifler hem de yolu yürümekte hızlı olursunuz. Çabuk büyürsünüz. Geç kalmazsınız. Ya bunları da bildiğim için dedim bir büyüğe gidelim. Hiçbir şey olmazsa sevgili kardeşlerim yaş tecrübesi var. Mahmud Efendi'nin yaş tecrübesi var. İrfanı kuvvetli. Şimdi ben daha önce de bilmem anlatmış mıydım. Burada olan kardeşlerimiz bilir. Bazıları belki de, bazıları da yeni duyacak. Benim başım darıkmıştı. 2000 yılların başında. Öyle iç alemimde bir tabir caizse kapıları kapanmış bir halde duruyordum. Ya nasıl edeyim de bu kapıyı açayım, dışarı çıkayım, bu sıkıntıdan kurtulayım diye sağa sola giderken yolda, Yenişehir'de oturuyorum o zaman, yolda Mevlüt Baba Hazretleri'nin kabrine uğradım. Sanameli Hacı Ahmet Baba Hazretleri'nin torunu Rufai Şeyhi, Hacı Mevlüt Baba. Yenişehir alt yoldan gidersen sadece Ahmet Baba Camisi'nin bahçesinde türbesi var mübarekin, cennet mekanı.
Dedim hele şu mübareği bir ziyaret edeyim, bir içim ferahlasın, belki bir şey olur. Neyse girdim içeri, efendime söyleyeyim. Fatihalarımızı okuduk, dualarımızı yaptık, öyle tefekkürde bekliyorum rabıtada. Seyrim açıldı. Mevlüt Baba Hazretleri ile görüşmeye başladık. Ne olan dedi bu halın? Dedim sultanım hanbeliyken hanbele, bundan ötürü çok muzdaribim, kapıyı bir türlü açamıyorum. Bana kapıyı nasıl açacağımı öğretti. Ve ben hemen o kapıyı açtım, öbür tarafa geçtim. Geçince dedim ki sultanım, babacan, sende bu makam ve bu hal yok. Bunu nasıl başardın? Aynen öyle, sende bu makam ve bu hal yok. Bunu nasıl başardın dedim. Dedi oğlum 100 yıl yaşadım, tecrübem var, tecrübem. Sen daha delikanlısan, halın olsa ne olacak, tecrüben yok dedi. Ve beni oradan oraya geçirdi. Allah razı olsun. Evliyaullah bize yol gösterir, himmet eder. Sebebi geçen sohbette anlattığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara engin sizi nerede çağırırsa gelin. Buna uyun, itaat edin dedi. Bütün peygamberlere ve artı bütün evliyalara. Resulullah'ın emriyle gidip gelirler. Biz de zaten çağırmazdık, çağırmaya da hayır ederiz. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah yolumuza ayan eylesin. Sevgili kardeşler, biz bu halları veren bize Allah'tır. Dilediği zaman alır mı? Alır. Biz buna hala güvenmezdik, yola güvenmezdik, dala güvenmezdik. Biz sadece Allahu Teala'nın zatına güveniriz. Ondan gelenin o her şeye razı oluruz. Amma hayır, amma şer. Amma cana, amma mala, ne verirse rızaya razı oluruz ve bunların imtihanını da vermişiz. 7 ayet 7 makamda, Kamil-i Mürşid'in hallarında bir sürü sohbetlerde anlatmışız bunları. Elhamdülillah ala külli hal. Sevgili kardeşlerim, dedik ya bunları veren Allah alır. Biz ona zaten inanırız elhamdülillah. Alsa da verse de biz ona, ondan gelene razıyız. Hani rivayet edilir ki, şu kıssayı da anlatayım sohbete girmeden evvel. Abdülkadir Geylani Hazretleri rahmetullahi aleyh yolda yürürken üstü başı çamur olmuş bir sarhoşa denk gelirler. Ayakta duramıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görünce kendini toparlamaya çalışan sarhoş birden kafayı kaldırır şöyle değil. Ey Abdülkadir, Allah kadir midir? Abdülkadir Geylani Allah kadirdir, aman ne vasat anadır. Sonra kafayı bir daha kaldırır. Ey Abdülkadir, Allah kadir midir? Abdülkadir Geylani Hazretleri sevinçli ve gülerek kadirdir, kadirdir, kadirdir demiş. Sonra sarhoş bir daha kafayı kaldırmış. Ey Abdülkadir, Allah kadir midir? Bunu söylerken Abdülkadir gözleri rahmetullahi aleyh gözlerini yummuş başlamış ağlamaya. Hüzünlü bir şekilde kadirdir, kadirdir demiş. Tabii bunu görenler sormuşlar. Sultanım ne oldu ya? Bu sarhoşu demiş götürün kaldırın, yedirin içirin, üstünü temizleyin, alın dergaha getirin. Tabii onlar götürürken diğerleri sormuş, sultanım ne oldu ya? Üç soru sordu, üçüne de ayrı bir cevap verdi. Halız tavrız başka. Bunu bize izah eder misin? Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş ki, birinci söylediğinde, ey Abdülkadir, Allah kadir midir? Ben de dedim ki Allah kadirdir. İkinci söylediğinde, Allah benim tövbemi kabul etmeye kadir midir ey kadir dediği. Tövbe etti. Ben de sevincimden Allah senin tövbeni kabul etmeye kadirdir dedim. Tövbesinden ötürü sevindim. Üçüncüsünden niye hüzünlendin sultanım dediler. Şöyle dedim. Allah kadir midir? Kadir deyince evet kadirdi dedim, hüzünlendim. Çünkü şöyle dedi. Ey Abdülkadir, o halına, o makamına, o bulunduğun yere güvenme. Seni benim gibi sarhoş, beni senin gibi veli etmeye Allah kadir midir diye sordu.
Ben de dedim ki Kadir'dir, ondan üzüldüm. Güvenenler yalnız Allah'a güvensinler ayetini unutmuyoruz. Dünya çapında ünlü boksör Muhammed Ali rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Muhammed Ali Gılay havada uçan sineği yakalayacak kadar kuvvetli ve hızlı olan bir bileği olan adam ahir zamanında bir çakmak çakamadı. Bir yumruk atmayı bırak, bir çakmak çakamadı. Haldan helal sokan Allah var. Biz ne olacağız? Neyse, sohbetimize dönelim. Rüyasında gören, evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bahsedeceğiz. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İslam aleminde Ashab-ı Kiram'dan sonra en faziletli insandır. Sevgili kardeşlerimiz, yeryüzüne gelmiş geçmiş dört tane insanın aklına hiç kimsenin aklı ulaşmamıştır. Peygamberler hariç. Peygamberleri hariç tutuyoruz. Avam insanlar içerisinde, beşeriyet içerisinde bu zattan dört tane daha akıllı kimse gelmemiştir. Kimdir bunlar? Birincisi İmam-ı Azam. İmam-ı Şafii, İmam-ı Maliki, İmam-ı Ahmet bin Hanbel. Bunların dördü kadar akıllı bir insan daha yeryüzüne gelmemiş denilmiştir. Bunlar alim ulemanın sözü, benim sözüm değil. Araştırın bakın. Yani akla bak. Ne kadar akıllılar. Tabi İmam-ı Gazali de kuş lokması değil. Yani İmam-ı Bir gibi de kuş lokması değil. Eyvallah. Başka alimler de var zaten. Ama ve lakin demek istediğimiz ne? Bunların akıl seviyeleri. Aklın kaçta kaçını çalıştırmışlar Allah bilir. Evet. İslam aleminde Ashab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinde Ehli Sünnet'in de reisidir. Ehli Sünnet amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanifi mezhebinin de imamıdır. İsmi Numan bin Sabit'tir. Küfe'de 699'da Küfe'de doğdu. Efendime söyleyeyim. Ve 767'de de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit edildi. Biliyorsunuz zalim hükümdar tarafından cezaevine atıldı, dövülerek şehit edildi. İmam-ı Azam künyesi Ebu Hanife'dir. İsmi İmam Azam'dır. Künyesi Ebu Hanife olarak tanıtılmıştır. Ebu Baba demektir. Hanife de doğru inanan, İslamiyet'e sarılan kimse demektir. Ebu Hanife hakiki Müslümanların babası, yani imamı demektir. Ebu Hanife demek doğru yoldan ayrılmayan Müslümanların babası ya da imamı anlamında gelen bir kelimedir bu aynı zamanda. Evet. Yani İmam-ı Azam'ın Hanife isminde bir kızı yoktur. Sevgili kardeşler, biz 1976-77'lerde medreseye başladık. 7-8 yaş diyelim biz. Aşağı yukarı aklım kesmiş keseli medreselerdeyim. Gençlik yıllarım 13 yaş ile 23 yaş arası 10 yıl Uşşaki tarikatında, Hüsamettin Uşşaki Hazretleri'nin tarikatında Aydın Kula'da Eşref Baba'ya intisap etmiştim. Allah rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Ondan sonra da bir sene boşta kaldım. Bir sene sonra Şehit Muhammed Ali'ye hakiki tövbe ile tövbe ederek geldim huzuruna, biat ettim. Nisan ayının 94'ü yağmurlu bir günüdü, geldim huzuruna dergaha. Tövbe ettim. Tövbe ettim, huzur ders isteyince bana dedi ki Muhammed, Fatiha'na gerçek asker lazım, sıradan asker istemez. Bu laf beni oydu irşad etti. Beni uyan laf bu. Hani Davud-u Tayyip'e dokunan bir laf vardı ya. Hangi ceylan göz yere akmadı, hangi güzel yüz toprak olmadı. O laf ona dokunmuştu ya, bu laf da bana çok dokundu. Hala dokunuyor. Muhammed Fatiha'na gerçek asker lazım, sıradan askeri nesi? Evet, sevgili kardeşler, bizim o çocukluğumuzdan belli insanlar şöyle derdiler, hocaların çoğu. İşte İmam-ı Azam'ın Hanife isminde bir kızı varmış da künyesi o yüzden olmuş.
Hanife. Zira bazı fetvalarında gelirmiş o kızı şey yaparmış, söylermiş, babacığım işte şöyle şöyle oldu da şöyle olursa böyle olur vesaire. İşte Fatmetü Zehra annemin kap yıkama mevzusu. Biz birinci kabın kabasını alırız, ikinci yıkayışımızda onu temizleriz, üçüncü yıkayışımızda durularız gibi. Bunu İmam-ı Azam'a mal ettiler. Kızı böyle deyince o da işte üç seferi caiz görmüştür vesaire vesaire. Kızına intisap eder. Halbuki İmam-ı Azam'ın Hanife isminde bir kızı yoktur. Hiçbir kaynakta da rastlanmamıştır. Ha İmam-ı Azam'ın çocuğu var mıdır? Çok. Rivayete göre 70'e yakın çocuğu varmış. Ama ve lakin öyle bir ismi yok. Neyse devam edelim. Babasının adı Sabit'tir. Acemistan'ın İran'ın yani ileri gelenlerinden bir zatın soyundan olup Farisi oğullarındandır. Bak bak bak. Dedesi Zuat İslam dini kabul edilmiş Hazreti Ali'ye ikramda bulunmuştur. İlim sahibi salih ve kıymetli bir zat olan babası Sabit Hazreti Ali ile de görüşmüş, kendisi ve zürriyeti için de dua almıştır. Hazreti Ali Efendimiz'den dua almışsan daha ne edeceksin? Elbette böyle bir zat gelecektir. İmam-ı Azam Küfe'de doğup büyüdü ve orada yetişti. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi aldı. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve Arapçanın o zaman teslif edilmekte olan sarf-ı nafi şiir ve edebiyatını öğrendi. Gençliğinin ilk yıllarında Ashab-ı Kiram'dan 711 senesinde vefat eden Enes bin Malik'i, 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Effa'yı ve 703'te vefat eden Vesile bin Eska'yı, 706'da vefat eden Salih bin Saide'yi ve son olarak da 718'de Mekke'de vefat eden Ebu Tüfeili Amr bin Vesile'yi görmüştür. Bunlardan hadis dinlemiştir. O zaman Küfe, Irak'ın büyük şehirlerinden ve birçok sahabenin yaşamış olduğu önemli ilim merkezlerinden idi. Şimdi sevgili kardeşler küçük yaşta hafız olmaz. Biliyorsun Numan bin Sabit yani bu İmam-ı Azam'ın babası Sabit yolda yürürken bir yerden bir yere hicret ederken suda akan bir elmayı aldı ısırdı. Elmanı ısırırken onun suyu damaklarına yayıldı. Damaklarına yayılınca eyvah bu ne hangi bağın elmasıdır ben sahibinden izinsiz yedim haram şüphesiyle geri döndü. O suyun akış yönünü takip etti ve baktı ki bağı bir bağ var elma bağı. Elma bağının bağbanını buldu dedi ki kardeş durum bundan ibaret ben elmayı ısırdım hakkını helal et. Adam böyle bir takva sahibi görünce uyanık adam hakkını helal etmek istememiş hemen. Vallahi çok uyanık adammış. Biz de acaba olsak öyle mi yaparız bilmiyorum. Nihayet adam demiş ki bana hizmet et. Bir rivayete göre 2 yıl, bir rivayete göre 7 yıl. Hizmet et demiş, helal edeyim hakkımı. Peki olur demiş. Adamla beraber çalışmışlar. Nihayet sene dolmuş. Demiş ki kardeş bugün senem doldu, günüm doldu. Bana izin ver. Demiş ki sana bir şartım daha var. Nedir? Benim bir kızım var, onunla evleneceksen. Aman efendim, sen hoş görürsense olur demiş. Ben hoş görüyorum ama demiş kızımın gözü kör, kulağı sağır, dili lal, kolları çolak, ayakları sakkal. Alacaksansa demiş helal ederim yoksa etmem. Yahu demiş dünyanın ateşi ahiretin ateşine göre çok hafif kalır, serin kalır. Madem kaderimde bu var eyvallah demiş efendim onu da kabul ederim. Ve nitekim almış. Akşam nikahlarını kıymışlar. Akşam odaya gelini koymuşlar bunu da yollamışlar odaya. Odaya bir de giriyor ne görsün? Sapasağlam bir kız. Çıkıp geliyor kayınatasına diyor efendim odada sağlam bir kız var. Yanlış olmasın. Hayır evladım demiş. Gözü kör dedimse gözüne mehrem görmemiş. Kulağı sağır dedimse gıybet dinlememiş. Dili lal dedimse yalan söylememiş. Gıybet etmemiş. Kötü söz konuşmamış. Elleri çorak dedimse harama elle uzatmamış. Ayakları kötürüm dedimse harama gitmemiş. Vesaire vesaire sayınca. Helali hoş olsun demiş evladım. Ben nitekim gelmiş. efendime söyleyeyim. Gerdeğini tamamlamış düğün olmuş. İmam-ı Azam dünyaya gelmiş. İmam-ı Azam dünyaya gelince 3 gecede hafız olduğu söylenir. O kadar hızlı hafız olmuş rüya aleminde hafız etmişler. Sormuşlar ki 3 gecede oğlun hafız oldu. Buna seviniyor musun annesine? O da demiş hayır sevinmiyorum. Niye? Eğer babası elmayı ısırmasaydı
Numan bir gecede hafız olacaktı. Görüyor musun haram lokma yiyip yedirenler? Görüyor musun krediyle ev alıp alıp oturup duranlar, içinde çoluk çocuğunu yatıranlar? Bu kapıdaki çıplak gezenler kimin mülürü? Haram lokma neslimizi bozdu, neslimizi bozdu. Hazreti Adam bile haram yediği halde, Allah'ın haram kıldığı buğdayı ısırdığı halde, yediği halde Havva ile beraber cennetten atıldı ve elbiseler çıplak kaldı. İşte haram lokma böyle kadınları çıplak sokaklara serper. Neslin düz diyemezsen. Haram lokma. Görüyorsun adamın bak. Diyor ki onu ısırmasaydı bir gece hafız olurdu. Zaten İslam aleminin bozulmasının en büyük sebebi bu değil mi? Bu kefaretül fecereler ne diyorlar? Türk halkına, yani Türkiye'de yaşayan Türk, Kürt, Laz, Abaza neyse, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin hepsine birden Türk değiller. Bunlara biz domuz eti yediremedik, sünneti terk ettiremedik. Domuz eti yedirsek, sünneti terk ettirsek bunlar bizim emrimizin altına İslamiyet'i de ortadan kaldırmamıza yardımcı olurlar dedi. Emrimizin altına gider İslamiyet'i kaldırmaya yardımcı olurlar. Olmadılar mı işte? Deist çıktı, bir ateist çıktı, satanist çıktı, fatanist çıktı ve kanunlarla İslam'ı bitirdiler. İslami bir eylem olunca terörist, onlardan olunca eylem. Müdahale vesaire vesaire. Neyse de oralara girmeyeceğim canım sıkıllar. Canım sıkıllar tabi. Allah'ın hükümlerinden gayrı bütün hükümlere ben kafa kaldırırım. Din Allah'ın dini oluncaya kadar kafirlerle savaşın Allah'ın emri var. Ben de savaş açmayacağım. Layık düzen bana savaş açmışsa ben de layık düzenle savaş açmayacağım. Demokrasi denilen millet bana savaş açmışsa ben de ona savaş açmayacağım. Tek başıma da olsa alayına meydan okuyacağım. Allah bu imkanı bana vermiş olsa elbette azmudarım yıkıp yapmaya, Malazgirt meydanlarını tutmaya, alparslanlar gibi ata oynatmaya, kafire küffere yer yok mu meydanda diyor Şehit Muhammed Ali. Ben de aynısını derim. Şeyhimin attığı adımın aynısına basarım. Aslun minallahi ve fethun garip febeşşiril müminin sancağını çekerim surlara. Neyse devam edelim. Evet sevgili kardeşlerim. Buhari ve Müslim'deki bir hadisi şerifte İmam-ı Süreyya, bak İmam Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyurdu. Faris oğullarındandı ya İmam-ı Azam. Resulullah hadiste beyan ediyor. İman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruyor. İşte bu İmam-ı Azam'a nedir? Delildir demiş alimler. İslam alimleri hadisi şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Ben de hemen nevesetliğine iman ettim. Yine Buhari ve Müslim'de bildirilen bir hadisi şerifte insanların en hayırlısı benim aslımda bulunan Müslümanlardır. Yani Ashab-ı Kiram'dır. Amen nevesetliğine. Ondan sonra en iyiler, ondan sonra gelenlerdir. Yani tabiindir. Ondan sonra onlardan sonra gelenlerdir. Yani tebe-i tabiindir ki İmam-ı Azam da tebe-i tabiindendir. Hayretül Hisan, Mevdatül Ülme, Devrül Muhtar'da yazılı hadisi şerifte şöyle buyuruldu. Adem Aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimse ile övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. Allahu Ekber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Adem benimle, yani ben peygamber olmam, Adem Muhammed'le övündüğü gibi ben de İmam-ı Azam'la övünürüm demek istedi Resul Efendimiz. O ümmetimin ışığıdır. Evet, alimler ışıktır. Peygamberler benimle övündükleri gibi ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven beni sevmiş olur, onu sevmeyen beni sevmemiş olur. İmam-ı Azam'ı hepimiz severiz. Şialar hariç tabi. Vahabiler hariç. İmam-ı Azam'ı niçin severiz? Ehl-i Sünnet ve Cemaat imamımız olduğu için. Ümmetimden biri şeriatı canlandırır, bidatları öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Evet. O şeriatı canlandırdı, bidatları ortadan kaldırdı. Hayatından çok kesitler anlatırız. Ama ve lakin hepimiz İmam-ı Azam'ın hayatını bildiğimizi biliyoruz. Yani en azından hepimiz İmam-ı Azam'ın hayatlarında kesitleri biliyoruz.
Hazreti Ali de size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birine haber vereyim. Onun kalbi ilim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer için helak olacaktır buyurdu. Ali Efendimiz onun müjdesini verdi. Ve Mehdi Ali Resul da İmam-ı Azam'ın mezhebi üzerinde yürüyeceğine dair kaynaklarda haberler var. 150 senesinde dünyanın zineti gider. Hadisi şerifinde İmam-ı Azam için olduğunu İslam alimleri bildirmiştir. İşte o tarihte İmam-ı Azam gibi bir büyük vefat etmiştir. Hicri 150 senesinde. Allah şefaatlerine nail eylesin. İmam-ı Gazali der ki Ebu Hanife çok ibadet ederdi. Kuvvetli züh sahibiydi. Marifeti tam bir arif idi. Takva sahibi olup Allah-u Teala'dan çok korkardı. Daima Allah-u Teala'nın rızasında bulunmayı severdi buyurmuştur. Yahya Muaz Razı da şöyle anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Ya Resulullah seni nerede arayayım dedi. Cevabında beni Ebu Hanife'nin ilminde ara buyurdu. Ya. İmam-ı Azam Ebu Hanife takva sahibi sünnete uymakta içtihat ve istinbatta yani şer'i delillerden hüküm çıkartmakta öyle bir dereceye kavuşmuştu ki diğerleri bunu anlamakta acizdiler. Nasıl anlamasın? Mesela bir adam geldi sordu ki ya imam şeytan cennete girecek mi? Dedi ki siz abdest alarken dirseğinizin arkasını yıkıyor musunuz? Dediler evet yıkıyoruz. O zaman dedi şeytan cennete girmeyecektir. Hadi bakalım ne alaka var diyeceksen. İşte o dereceye gelmiş adam o dereceye. Şer'i ilimlerden hüküm çıkartmaya o dereceye vakıf olmuş bir zat. E tabi bizim aklımız orayı almayacak değil mi? Almayacak tabi. Cüce akıl külliyi nasıl alsın değil mi? Neyse devam edelim. Evet İmam-ı Azam hadisi şerifleri ve eshab-ı kiramın sözlerini kendi reyine takdim ederdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mebde ve Mead Risalesinde şöyle buyurur. Büyüklerin en büyüğü olan imamı ecel ve en olgun önder Ebu Hanife'nin yüksek derecesinden takdir edilmeyen şanından ne yazayım? Vay be. Müçtehitlerin en vera sahibiydi. En müttekisi de o idi. Şafi'de, Maliki'de ve İbn Hanbel'den her bakımdan o yolda üstün idi demiş. Amenna. İmam-ı Rabbani Hazretleri dört mezhep imamının en üstünü İmam-ı Azam'dır demiş. Eyvallah. İmam-ı Azam fıkıh ilmini ilk defa kollara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller bulmuş, feraiz ve şurut kitapları yazmıştır. Ayrıca Ashab-ı Kiram'ın peygamberimizden naklen bildirdiği iman-ı itikat bilgilerini de toplayıp yüzlerce talebesine bildirdi. İlmi kelam yani imam bilgileri mütehassısları yetiştirdi. İmam-ı Müteridi ondan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Yetiştirdiği talebelerin sayısı 4000'e ulaşmış olup bunlardan 730'u ilimde iyice yükselmiş, içinde 40'ı kadarı da içtihat derecesine çıkmıştır. Vay maşallah subhanallah. Bazı müellifler onun derslerinde yetişen talebelerinin isim ve künyelerini mensup oldukları şehirlerini de tespit edip yazmışlardır. Yani bunlar kaynaklarda mevcuttur. İsmi Azam, İmam-ı Azam ticaretle de uğraşırdı. Talebelerinin ihtiyaçlarını kendi kazancından karşılardı. Talebelerin son derece şefkatli davranır. Onların ilimde iyi yetişmesi için büyük titizlik gösterirdi. Şimdi İmam-ı Azam'ın buraya baktığımız zaman sevgili kardeşler takvada elbette çok büyük incelikler gösterirdi. Bir gün yolda giderken çok ilerden bir çok affedersiniz at işemeye başlayınca İmam-ı Azam dedi ki bana bir elbise getirin. Ne oldu efendim? Ola ki o atın idrarı üstüme sıçrar demiş. Sıçradı demiş. Efendim demiş gözde görünmüyor. Belki sıçrasa da bir avuç ayası kadar olacak bir yer yok. Siz öyle buyurmuştunuz. Demiş de o fetva bu takva. Yine İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bir gün vaaz verirken dedi ki namazda huşu kılmak için evladıyla elinizden, malınızdan, çocuklarınızdan, ticaretinizden uzak durun. Gelin camide huşu ile namaz kılın. Onlar dediler ki ya imam
Senin malın bizden çok. Senin mağazaların bizden daha iyi işliyor. Evde çoluk çocuğun hanımların da var. Bizden çok. Sen nasıl böyle diye söylediğin halde namaza duruyorsun? Dedi ki ben hayvanlarımı çobanlara, evdeki çocuklarımı hanımlara, hanımlarımı evin içinde bulunanlara, malımı mağazaya, mağazadaki işte dezgahtarlarıma bırakıp geliyorum. Yani ben her şeyi yerinde bırakıp sırf namaza rızayı bari için nefsimi ruhumu alıp geliyorum. Namaza da huşu sahibi nasıl olacağız? Dışarıda her şeyimizi bırakıp namaza gelmezsek huşu sahibi olamazız. Ama kıla kıla inşallah huşu sahibi olacağız. İmam-ı Azam'ın bir şeyi de şudur, özelliklerinden bir tanesi de şudur. İmam-ı Azam bir hadis duyduğu zaman yahut da bir iştahatın içerisinden çıkmadığı zaman o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüyada görür, ondan bilgiler alır, gelir ne yapardı? İştahatını anlatırdı. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Biz bu bilgiyi ondan öğrendik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmeyi bizlere de nasip-i müyesser eyliye. Tekrar tekrar görmeyi nasip-i müyesser eyliye. İki cihanda aziz eyliye. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, anlayıp dinleyip amel etmemiz için, Allah rızası için. El-Fatiha-ti-mes-selavat.